Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu ağacın güzelliğine bakar mısın abi ya? Vallahi var ya, harika. Bu lokasyondan ilk defa depo alıyoruz. Burası biraz değişikmiş. Bak şurada ikinci kat var, böyle balkon tarafı gibi. Depomuz burası. Niye aldık? Şu Michael Kors çanta ve Disney çantasını görünce depoyu almak istedim. Altta da bir şeyler var böyle ıvır zıvır. Şurada ayakkabı kutuları var. Depoya $230 ödedim. Bir de şu taraf ilgimi çok çekmişti. Çünkü üstünü kapatmış, altta ne var gözükmüyor. Böyle görünce meraklanıyoruz tabii ki. İlk önce şu kutu daha önemli. Şu kutular tabii, onlar da güzel gözüküyor. Hadi o zaman başlayalım. Evet, Michael Kors çanta ne durumda? İçinde bir tane daha varmış Michael Kors. Fermuar çalışıyor. Şu tarafta çalışıyor. Bak, GameStop'tan bu oyun dükkanı. Buradan ne almış? PlayStation 5 almış bak. PlayStation 5 konsolu $500 almış. Hediye kartı falan. Bayağı bir şeyler almış. O zaman PlayStation 5. Ne diyorsun? Hadi bakalım, hayırlısı. Çanta çok rahat. Çanta çok rahat. $40. Şunun markası var mı? Bu herhangi bir marka bir çanta değil. Bu Disney çantaları normalde $50-60 çantalar. Bu ama bayağı bir aşınmış maalesef. Yine de kullanılacak durumda. Bence bir $10-15 gider. Şu Michael Kors çanta, bu da iyi durumda. Gördüğünüz gibi güzel bir çanta. Şöyle bir topuklu ayakkabımız var. Bunları çok kolay satamıyoruz. Şu boş bir kutu. Bunlar da para etmez. Bir Kate Spade var. Vallahi 12 kuruş var. Allah bereket versin. Çantayı $10 satarız. Biraz temizleyeceğiz, o kadar. Şurada biraz kıyafetleri var. İç giyimler. Şöyle bir şişme yatak. Çarşaflar, perde, bir kot pantolon, Crocs terlik ve bir tane de şöyle bir battaniye var. Yani aslında gözüken çantaların dışında öyle altta değerli bir şey olmaması çok enteresan. Üst taraf çok güzel, alt taraf tamamıyla bizim için değersiz. Şu ayakkabı kutusu bir gelsin. Bu da bayağı bir ağırmış. Burada Nautica bir cüzdan var. İçinde kartlar var, sadece içi boş. Bence cüzdan $5 gider. Şurada sadece kağıtlar. Bunlar değerli değil. Şurada resimler var. Değerli değiller. Bu resimleri ofise bırakacağız. Bir kutumuz daha. Boğan pende takı olması lazım arkadaşlar. Öyle bir havası var. O altta Gucci kutusu var, bir tane gördüm şimdi. Şunlar yine ofise vereceğimiz ürünler. Bir Gucci kutusu. Burada takı kutusu var, boş. Şu kulaklık. Bu da boş. Bir takı kutusu daha var. Bu da boş. Ölen ya. Mac bir makyaj. Ama dedim size bak, takı kesin vardır diye. Şöyle bir parfüm var. Sigara içmesi için bir ürün. Bir de 25, 35, 40 cent var. MCM'den de bir şey almış. Bunun fiyatı ne kadarmış? $208 ödemiş. Şurada bizim için değerli bir şey yok. Bak, takı var dedik, takı çıktı, gördün mü? Hadi bakalım, hayırlısı. Ayakkabı değerli değil. Şöyle küçük bir cüzdanı varmış.
Evet, bu tarafta yine, burada yine kağıtlar. Aha, bir tane Louis Vuitton cüzdan var. Hadi bakalım. Sizce gerçek midir? Vallahi bana çok gerçeğe benziyor. Yani bence gerçek olma ihtimali var. Çünkü hanımefendinin gördüğünüz gibi fişler falan hep böyle yüksek rakamlardı. MCM vardı. Sende ne var? Burası boş. 5 cent var. Şurada başka değerli bir şey yok. Bu da makyaj yaparken kullandığı ürünler. Aralarda hiç takı var mı dedim ama yok arkadaşlar. Şu neymiş? Bu da yine makyaj ürünü. MCM. Bu da boş. En önemli şeyler boş. Şunlar kağıtları. Bunları ofise veririz. Burada başka bir şey yok. Alt tarafta. Aha, bir tane telefon. LG marka. Şunlar direkt çöpe gidecek. Bunlar öyle çok satması kolay ürünler değiller maalesef. Sen gel bakalım. Burada biraz mutfak var. İşlerine iyice bakalım ki kutularda, çünkü başka saçma sapan ürünler olabiliyor. Blender buradan para yapar. 5 dolar. Şunlar para etmez. Şu yumurta makinesi. Bu da yine 5 dolar. Bu diğerleri direkt çöpe gidecek. Çanta mı gelsin? Çanta bayağı ağır. Ama kağıt ağırlığı var sanki çantada. Öyle bir havası vardı, ya da kıyafet. Calvin Klein bir çanta. Bu da iyi durumda. Bunu da 20 dolara satacağız. Michael Kors bir çanta. Çanta güzelmiş bu arada. Hem çanta hem de tak koluna, herkes kendi yoluna, değil mi? Öyle bir havası var çantanın. Çok güzelmiş. Yine bir Michael Kors daha var. Bu da yine güzel bir çanta. Steve Madden bel çantası. İçi şurada bir takım var. Bir küpe var. Bu küpeye bakarız. 925 gümüş yazıyor. Vallahi gördük. Gözler daha o kadar gitmemiş demek ki. Şu kot çanta bir marka değil. Saçlar, bayağı bir saç var. Şu çanta bebe marka bir çanta. Bu da 10 dolara gider. Gayet güzel bir çanta hanımefendi hazırlamış. Altta biraz bozuk para var. Bir tane küçük bir küpe var. Bence gümüş olabilir. Şurada başka herhangi bir şey yok. Şunlar neymiş? Bunlar da zarflar. Bazen bu tarz zarflarda işte hediye bir kartı olabiliyor. O yüzden bakıyoruz. Valize 4 tekerlekli bir valiz 10 dolara gider. Ayakkabı kutumuz 5Y Jordan, 50 dolar fiyatı. Şurada ayakkabılar var. Televizyonu bir alalım. Gucci bir terlik. Şimdi bu hanımefendinin bu MCM gördüğümüz için bu terliğin de sahte olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şurada sadece askılar var. Şunlar direkt çöp arkadaşlar. Bu terlikler satar.
Michael Kors var ama şunlardan açılmış. Başka marka terlik var mıdır? Timberland bir bot, Crocs bir terlik. Şimdi de şu tarafa bakalım. Burada da marka yok. Şu battaniyeler artık kirlenmişler. Bunlar para etmez. Şu da direkt çöp. Bu da herhalde yine mutfak olan bir kutu. Şurada haplar var. Şunlar hepsi çöp. Bir tane köpeğimiz varmış. Şu güzel bir ürün, 15 dolara almış. Biz bunu 5 dolara satarız. Şunda bir tane şöyle bir ürün var. Oo. Görüyor musun aleti? Abla felaket bir. İşte bak, bu abla sağlam içici. Bayağı iyi bir ürünmüş. Şu da yine satılır. Bu geri kalanları da sallarız. Üç tane masamız var. 3-10 dolar. Televizyon akıllı bir televizyona benzemiyor. Evet, şu taraf enteresan olabilir. Ağır bir kutu var. Ay, bismillah diyelim. Burada kıyafetler. Bunlarda da bakalım marka bir şeyler. H&M var. Şöyle yırtık bir ceket var. Şurası gitmiş hemen. Bunu direkt hemen çöpe koyalım. Aha, altta saat. Hadi bakalım nasıl saatlerimiz varmış. Bir Casio var. Bir tane diş var. Bunlar biliyorsunuz altından diş yapmayı severler. Bu da muhtemelen altından bir diş. Casio'muz şöyle bir ürün. Şu da yine Casio. Fosil bir saat. Bir tane de Gucci varmış. Şu ama bence altın arkadaşlar. Buna bakacağız. Hemen bunu cebe atalım. Şapkalar var. Bunlar da güzel marka şapkalar. Şimdi şunu şöyle bir komple aşağıya atalım. Buradaki kıyafetler güzel. Bir tane formamız var. Güzel bir formaymış bu da. Şu marka mıdır? Şu herhangi bir marka değil. Kışlık ürünü. Cepler boş. Şu tişört satmaz. Pantolonlar çok güzel bu arada. Baksana şunun modeline. Değil mi? Değişik. Bunlar satar. Şu da yine marka değilmiş. Bu da satmaz. Bir forma var. Şimdi saatleri altta bulduğumuz için en alta bakmak istiyorum. Başka bir şey var mıdır diye. iPhone kutusu boş. Şunlar da yine sadece kıyafetler. Çok rahat bir 100 dolar bu kıyafetlerden yapacağız. Bunlar örtüler. Bunlar da açık olduğu için direkt çöpe gidecek. Şimdi şu tarafa geçelim bakalım. Şurada suluklar var ama hepsi de iyi durumda değiller. Bunlarda böyle Starbucks falan olunca daha çok satıyoruz. Bunlar da yok.
şöyle yastıklar, alt tarafta perde. Başka da bir şey yok. Şunlar da direkt çöp. Şu halıları bir çekelim ki altta ne var görelim. Bir tane fen var. Fen. Bu feni 15 dolara satacağız. Bunlar da sadece yastıklarmış. Ben de başka bir şey vardı dedim ama yok. Orada da bir hayvan leşi var. Neyse, deponun hepsi bu kadar. Yine depodan güzel ürünler bulduk. Louis Vuitton'la Gucci bizi kurtardı. Şu taraftaki düşündüğümüz ürünlerden kıyafetler bizi kurtardı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depo bayağı büyükmüş ya. Vallahi hiç bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim deponun. Kötü bir koku var depoda. Şöyle ayakkabı kutuları da var. İçerisinde topuklu ayakkabı varmış. Vallahi depo bu kadar çok büyük gözükmüyordu açıkçası. Bak şurada da bir Nike kutusu. Bunun içerisinde en azından Nike var. Bayağı bir depoda mal var. Birazdan hep beraber göreceğiz. Biz buraya 230 ödedik. Hiç de bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. Ama iyi ki de büyükmüş. Şimdi hep beraber neler var göreceğiz. Şu ayakkabıyı görüyorsun, fareler yemiş. Birazdan farelerle takılacağız demek ki. Şu içinde midir? Oyuncak içerisinde. Bir laptopumuz var. Alttakiler sadece oyuncaklar. Bunları bedavaya vereceğiz. Şu ayakkabı bedavaya gidecek. Sen nesin? Bu da biraz değişik bir ürünmüş. Vajinal spa. Allah Allah. Enteresan enteresan ürünler. Neyse, bu da bizde kalsın. Şurada saçlar. Bunlar bizde gelecek. Bir takı herhalde. İçerisinde sadece bir tane kolye ucu var. Hanımefendi gördüğünüz gibi makyaj, her türlü makyaj ürünleri var. Bak bunlar da hep çok güzel makyaj ürünleri. Bir aynamız var. Şurada yine 0-1-2 tane makyaj ürünü var. Bak şunlar mesela çok güzel. Şu kutumuzda ne varmış? Buradaki ayakkabı yine öyle çok değerli bir ayakkabı değil. Bu gördüğünüz gibi içerisinde klinik ürünleri var. Bu sıcak havlu için bir bu Shein bir gözlük var. Bu da yine Shein marka. Bunlar ucuz gözlükler. Bir ütümüz var. 10 dolar. Yine bir aynamız. Amazon bir ürünümüz var. Kahve makinamız çok güzel bir makine arkadaşlar. Şunda ne varmış? Takı mı bunlar? Evet, takılar var. Yani şu küpeler çok değerli gibi değil. Yüzük de değerli değil. Yine de bizde gelecekler. Bak böcek görüyor musun? Böcek fıldır fıldır. Neyse, böcek olsun da fare olmasın diyeceğiz ama
O da var maalesef. Şu 3 dolar bir hand sanitizer var. Bu gene makyaj muhtemelen. Evet arkadaşlar, makyaj çantamız. Şunlar yine tırnak için bir ürün. Hanımefendi kuaför olduğu için muhtemelen tırnakta yapıyordur. Şöyle bir Atari oyunu var. Nintendo falan değil ama normalde 20 dolara alınan bir oyun. Saçlar var. Bak Nintendo Switch'in kutusu var. Kendisi yok. Belki kendisiyle tanışırız. Hiç belli olmaz. Bir printer var. Tartı aleti. Çarşaflar. Televizyon için bir stand. Bir gözlük var, kırık. Bir telefon, eski bir iPhone. Bu da bu kadar. Meyve sıkacağı var. 10 dolar fiyatı. Boş bir çanta, değerli değil. Şunlar değerli ürünler değiller. Kulaklık kutumuz. Bunlar da değerli değil. Şöyle bir makyaj yine var. Gördüğünüz gibi. Sende ne var? Follow your dreams. Ekranda kırık yok. Çok yeni bir makine değil. Şu yatakları dışarı çıkardım da bak şurada görüyorsun. Bak burada böcekler var. Şurada fare ölmüş bir tane. Hem de bayağı büyük bir fare. Daha bakalım nelerle karşılaşacağız. Depoda gördüğün gibi her yerde fareler. Bak burada bir tane ölü fare var. Şurada yine ölü fare. Her yerdeler. Şunu çekince. Bakar mısın abi, her tırmanışı mahvetmişler. Burada ayakkabılar var, güzel de acaba ne durumdalar? Baksana Jordan'lara. Vallahi nefes almak bile zor. Birazdan üzerimize atlarsa hiç şaşırma. Bir gözlük. Şurada bir takı var. Bir tane sıfır gözlük ama marka değil. Ayakkabı hala iyi durumda. Hayret. Bakar mısın abi, cekette yaşamışlar yani resmen. Benim ayakkabım aynısı ha. 12 misin? Vallahi 12. Aynısı bende var. Şunu bir açalım. Bak burada yine böcekler. Burada bir laptop. Boş bir kutu. Şurada bir mum var. Başka da bir şey yok. Püf, görüyor musun böcekleri? Bak bak bak. Bunlarla tamamız ya. Bunlarla kankayız da. Maalesef farelerle anlaşamıyoruz. Bu depodaki her şeyi bedava vereceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla böcekler var, fareler var. Yani gerçekten burada daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Yani rezillik, depo çok kötü. Bedavaya bir arkadaşa vereceğim. Kamyon da geldi. Hepsini alacak. Kendi yükleyecek, götürecek. Yani bu kadar kötü bir depo daha önce herhalde almamıştık. Artık yani nefes alamıyorum depoda. Bu şekilde kurtulmuş olacağız.
Yapacak başka hiçbir şey yok.